Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. 7. bölümdeyiz. Victoria 3 Amerika Birleşik Devletleri hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor. Gördünüz yani aslında iki tane kanunun geçmesi ülkeyi bir anda ne hale getirdi? İşte bir vergi kanunu diye tutturduk gelsin. Geldi. Bir de üstüne Laissez-faire'yi getirdik. Ve sanayimiz çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Daha da hızlı yükselteceğiz. Şu an biraz agresifleştirdik ki eksiye gitmesi de çok problemli değil diye ve kalkınmayı daha da rahat bir şekilde gerçekleştirelim diye. Hayat standartlarımızı bir yandan yükseltmeye çalışıyoruz. Halkımızın radikallik seviyesini düşürmek istiyoruz. Yüksek seviyelerdeler. İstedikleri kanunlar varsa ki aslında var. Çok da lüzumsuz bir kanun ama yani ne desem %27 ile ilerleyecek. Yani nüfus artış oranını destekliyorum daha çok. Şu anda 1.17. Çok büyük bir artış var. Ona biraz zarar verecek maalesef. Kadınlara mülk hakkı verince. Neyse bas gitsin. Devam. Güzel. Bunlarda para var mı bu arada? Yok. Acaba dedim o paradan mı geliyor bize bir şeyler ama. Otomatik inşaatlara bıraktık artık geri kalan süreci. Şimdi halkımızı daha zengin bir hale getirmek için başka ne yapabiliriz düşüneceğiz. O da nedir? Daha iyi şartlarda çalıştıracağız. Eğitim sistemimiz yüksek seviyelerde olduğu için bu insanlar artık diyor ki biz işçi olarak çalışmak istemiyoruz. Daha da mekanize etmelisin. Üniversite kurmadım mı ben? Hayda. Kurduğum halde mi böyleymiş? Vay be. İşte tarımı vesaire daha çok otomatiğe bağlamasın. Mekanize etmelisin diyor. Şimdi elektrik üretimini açıyoruz biz bir yandan da. Daha efendim etkili bir teknoloji ama aslında dur bakalım. Otomatik sulama. Aslında bu da benim pek bir işime yaramaz. Daha çok işçi sayısını azaltmak istiyorum. Problem orada çünkü. Radikallikten bakalım. Köylü ve işçi işte. Problem burada. Vallahi burada elektrikli çitler. Nasıl yapalım? Şimdi dur, o zaman aklıma şey geldi. Sen şirket aç da. Teknoloji yayılımı. Neymiş? Film teknolojisi. Olur. Bir dakika. Şimdi. Ne yapabiliriz? Şunları bir değiştirelim önce. Şimdi bu ne yapıyor? Esnaf sayısını arttırıyor. Tamam. Yap. İpek kıtlığını çözeceğim ben şimdi. Bu da makinist getiriyor, mühendis getiriyor. Yani bu işlere geçiş şansı vereceğiz insanlara. Biraz penaltılar olacak ama optimize edeceğiz. Şu an çok zarar etti her yer. Oo bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Oo porselen. Satabiliyoruz mu? Yok. Porselenin ben okunu çıkardım an itibariyle. O kadar da değil hocam. Şöyle yapalım. Heh. Daha insansı boyutlara gelsin. Şimdi ipek. İpek plantasyonumuz yokmuş. Bir an var zannettik. Sentetik tesis kurmamız lazım. Onun teknolojisini almadık ama. Dışarıdan getirebiliyor muyuz? İpek. E.
Ha burada mıydı? Pardon. Britanya. İmdadımıza yetişiyor. Hemen alalım. Dediğim gibi halkımızı biraz daha kalifiye işlerde çalıştıracağız. Bir de elektrik mevzumuz var. Elektrik santralleri burada. Bunları ben hemen yapayım ülkenin her yerine. İlk başta tabi zarar edecekler. Sonra taleplerine bakacağız. Bir yere fazladan yaptık maalesef. Bir yere daha. Evet. Özel bir gemi gelmedi diyeyim ben şey diye gördüm de. 200 bine yakın, 250 bin kadar zarar görünüyor şu anda. Aslında elektriği de tam bu dönemde başlatmam o da enteresan oldu. Zarar ettiğimiz bir dönem, yoğun bir zarar hem de tam o dönemde bir zarar daha. Ama kısa zamanda biter inşaatları. Problem değil. Halkımız biraz fakirleşmiş. Bu da ipekten dolayı olabilir. Dokumadan dolayı. Neymiş? Panama kanalı yok be kardeşim. Nereden çıktı? Öyle bir hikaye yok. İstediği kadar hak iddia etsin. Hawaii'ye nüfuz etmek. Bir şey yapmayacağım, bekleyeceğim. Peki. Yeni görkem. Çok kültürlülük kanunu sıkıntı abi. Şu an gelme ihtimali yok denecek kadar az. Var mıdır? Evet. Dokuma eksiğimiz vardır. Bunlar zarar ediyor mu peki? Çok fazla ürettirdim ya. Zarar ediyor olabilirler abi. Oo, ya bu kadar talep yokmuş ki bu ülkede. Dışarıya satabiliyor muyuz? Tamam. Şimdi bunların kar etmesi lazım ki sonraki seviyelerine çıkabilelim. Bizim halkımız şu an fakir. Yani yapacak bir şey yok. Maalesef. Bunlar da zarar etti tabii. Şimdi ne oldu bakalım satışlardan sonra? Hala zarardı herhalde. Evet. Çalışan kaldı. İpek için sentetik tesisini halletmem gerekiyor benim. Anilin. Sen kimsin? Git. Kıyafet şu an çok pahalı geliyor vatandaşlara. İşte bir geçiş dönemi şu an. Onu çözeceğiz. Umuyorum ki. Umuyorum ki çözeceğiz. Ticaret artabiliyor mu? Yapma ya. O zaman mecburen azaltacağım. Çünkü bu fayda getirmedi bana. Biraz fazla dönüştürmüşüz yani. Evet. Karlılık açısından şimdi daha iyidir. Bakalım fena değil. Aradaki farkı ne kadar kapatırsak o kadar iyi. Zengin ürünlerinde. Keza mobilya için de aynısı yapılabilir. Keşke ki dışarıdan gelip alsalar da. Şöyle yapalım o zaman.
şu zengin kaynakların ithalatta vergi, ihracatta vergi şey, hayır. Ha, ithalatta. İhraçta vergisi olmasın, sıfır. Belki başka ülkeler gelip almak ister. Bunu da geliştireceklerini söylüyorlardı. Belki böyle biraz daha iyi olur. İkinci sıradayız bu arada. Tabii Britanya yine uçmuş gitmiş. Her oyunda böyle yapıyor. Donanma güç intikali fazla. Bizim gemi basmamız lazım buna yetişebilmemiz için. Bol bol. Bize de yakışır. %20. Ver versen %10'u ver. Neymiş? Ambargo yine. Hayda. Abi ne çok sevdim bu adama ambargo yaptırmayı ya. Al ya. Fransa korumaya geliyormuş. Kukla dersek. Evet, hepsi gelir. Şurayı al desem. Yani orada da gelen giden var. Fransa bize karşı zıt gidiyor. Fransa ile rekabet var mıydı aramızda? Yok. Çünkü aramız iyiymiş. Bence biz Fransa ile rekabet yapmalıyız. Neden diyeceksiniz? Çünkü benim genişleme sahama engel oluyor kendisi. O zaman rakip olmalıyız. Britanya ile ittifak olduk. Diğer eli de rakip olacağız. Yani savunma ittifakı falan kurmam lazım. O zaman belki bana karışmaz. Onu da istemiyor zaten kendisi. 126. O zaman yapacak bir şey yok. Orada kanun geçti. Radikalleşme biraz daha azaldı. Güzel. Yine toplumdan talep bekleyeceğiz. Şu an getiremiyorum. Birini getirebiliriz. Ona göre toplumsal hareketlilik getirir. Böyle böyle gider ülke. Honduras'ın fethi. Gönder gitsin. Askerleri de yok zaten. 269 bin diyor. Evet. Yani zarar biraz daha azaldı. Güzel. Savaşa katılan başka bakalım kim olacak? Göçler devam ediyor ülkemize. Ne? Abi Britanya benim ittifakım ama. Abi bu işte yani Victoria 3'ün en saçma olaylarından biri. Nasıl müttefikler ya? Aa bir dakika. Ama sanki yok yazıyordu. Ben yanlış mı gördüm? Hayda. Sıkıntı bu. Geri çekilirsem Panama'yı vereceğim. Panama'yı da vermek istemiyorum. Panama'da ordu bırakırsam şunu getir buraya. Ne gerek vardı değil mi? Britanya ile ittifakımız, ya Britanya ile ittifakız diye Fransa ile rekabete gireceğiz dedik. Şimdi tam tersine doğru gidiyoruz, değil mi? Dur bakalım, şunu bir beklet biraz daha. Ne çıkacağı belli değil işte, oyun enteresan. Milyon nüfus var. Britanya asker getiriyor mu şu an? Getirmeye başladı değil mi? Ordusu da bizden iyi. Mi? Gibi. Şunların seferberlik bonusları açılsın bakalım. Bunu da buradan değil, şuradan yapmak daha iyi tabii. Evet. Misi bak burası.
Şunları seç. %40. Aslında %40'ı seçmek lazım ama neyse, savaşa girişiyor zaten bu saatten sonra, artık yapacak bir şey yok. Güzel. Ben bunları niye böyle yaptım lan? Silseydim ya. Bu hangi partiden? Etnik milliyetçi. %34'e 42. Tamam. Bizim donanma iyi. Savunabilir. Tüm gemilerini getirirse tabii o zaman sıkıntı da. Onun dışında çok sorun yaşamayabiliriz. Yine bir açık kapı bıraktım. Yani belli de olmaz. Ya hiç gereği yoktu Britanya ya. Durduk yere savaş yapacağız şimdi seninle. Savunma paktı varmış onun arasında. Abicim senin savunma paktın mı daha önemli, ittifakın mı? Biz seninle dostuz. Şimdi dostluk bozulacak. Savaştan sonra yeniden dostluğu düşünebiliriz. Evet, bir de yani harbiden aramızda büyük bir ticaret vardı. İçine edildi onun da. Hayırlı işler. Bütün anlaşmalar çöp oldu. Benim niye bürokrasi puanım bu kadar gitti? Bir terslik var bu işte. Neye neden olduk? Bu savaşla birlikte. Bir de evet, ipek alamıyorum maalesef. O yüzden sentetik tesislerin yapılması gerekiyor. Bunu hızlıca çözmem lazım. Bu ne? Bu ne lan böyle, burası? Burada bir yanlışlık olmuş. Tamam, 75 burayı yenecek, sonra buraya mı gelecek? Keşke Britanya'dan da orayı isteseydim ha. Madem savaşıyoruz. Bu nerede şu anda? Çok güzel. İyi bir savunma yapalım da. Peki ben Britanya donanmasını acaba, ya da burayı işte biçebilir miyim? Konvoy saldırısı mı, gemi saldırısı mı? Hadi bakalım. Konvoylara saldırı yaparsam Britanya donanması bana saldırır pozisyonda oluyor, değil mi? Şöyle bir pardon. Vila çıkarmaya basıyorum. Böyle yapalım bakalım. Gerçi burada da Britanya donanması var. Konvoyların içinden geçmeye çalışıyor kendisi. Öyle mi? Evet, konvoy akını yapıyor. Biz de öyle yaptık. Aynen. Ben şu an savunmadayım. Kağıttan donanmasıyla saldırı yapıyor bize. Güzel. Güzel. Ama şimdi ben saldırdım mesela. Bu donanma mekanikleri enteresan bu oyunun. Vergi falan istemedim Britanya'dan. Yani hiç gereği olmayan bir savaştayız maalesef. Maalesef. Gel de bunu anlat. Saygıdeğer Britanyalılara.
Bir sürü deniz savaşı var burada. Ulan hepsini de mi kazanıyoruz? Tüh, bir tanesini kaybediyormuşuz. Aa, kaç tane muharebe yapacağız daha? Hala yenilmediler. Güzel. Bir Honduras için böyle bir savaşa gerek var mıydı işte? Yok. Yok abi yani. Sıfır. Son derece gereksiz. Keşke baksaydım. Savunma paktı olduğunu göreydim. Böyle bir şeye neden olacağını düşünseydim, o zaman saldırmazdım. Orada bizim konvoylar bayağı bir hasar aldı. Evet. Yeni bir donanma mı getirdi? Ne yaptı o? Şurası bir bitebilse. Buraya kaydıracağız. Tek toprak için çok yoğun bir savaş oluyor burada. Devam. Ha, oyun akıyor zannediyorum, değil mi? Ne oldu? Sayın ve saygıdeğer. Bunları at yukarı. Evet. Şimdi Britanya ordusu buraya çekildi. Bu saldırı da ilerlemeye başlıyor ama bizim konvoylar çok hasar yedi ya. İşte bu oyunun gerçi çok fazla donanması olduğu için de normal aslında. Konvoy sistemi enteresan diyecektim. Ama kendi içinde de mantıklı. Her yere gemi koyuyor şimdi. Ben her yeri tutamıyorum ki. O kadar donanmam yok, gemim yok. Biz buraya bir tane de çıkarma mı atsak acaba? ...75 birim. Ha, ben burada ordu bırakmamışım aynı zamanda. O da güzel. Tabii ki zor bir muharebe oluyor. Yani Britanya'nın teslim olması lazım. Beyaz barış istiyor. Britanya'nın savaş istekliliği nasıl gidiyor? Her gün 2 nokta düşüyor her hafta. Üzücü. Maksimum şirket geldi. Hadi bakalım. Konvoylar tersane üretimi. Tam da şu an ihtiyaç duyduğumuz şey. Çelik fabrikasını alalım. Genel olarak daha faydalı. Üretim tekniği de ne yapılabilir? Vallahi burası... Ha, anilin alabiliriz. Doğru. Şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ipekten dolayı dışarıya muhtacız. Hırsı verme. Olur. Tam da yine ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. Borç faiz oranı. Büyük bir fark var. Kalabalık bir ordu savaştığı için onun masraflarını kaldırmakta zorlanıyoruz. Biraz savunmada mı beklesek acaba? Ya ben Britanya donanmasının canını okuyorum da şuna işte bir şey yapamıyoruz. Saldırırsan perişan eder. Evet, biraz da onlar saldırsın. Hadi bakalım.
Britanya kaçta şu anda? 20. Ya bunu da çok bekleyeceğiz. Daha büyük bir donanmaya ihtiyaç var. Net. Bakın 9000'di, 1000 yazıyor şu an. Bu arada hükümet değişmesin. Ya, ayarlarıyla oynamayın. Yok mu bir toplum talebi ya? Bir de toplumdan talep gelse keşke. Son derece lüzumsuz bir savaşın sürdüğü Victoria 3. Amerika Birleşik Devletleri serimiz devam ediyor. Ne eksiğimiz var? Mobilya. Karlı mı mobilya kursak? Değil, çünkü yine pahalı mevzu var ya. Üst düzey ürünler üretiyoruz ya çok fazla. Lüks mobil yani, üst düzey dedim de o. Böyle yapsam. Bu sefer de çok ucuz oldu. Lüks mobilya ne diyorsun? Lüks mobilya yani iyi. Gayet iyi. Lüks mobilyadansa. El dikişine geçsek. O yok. Zaten problemliydi. Evet. Britanya ordusu çekilmiş ve çok hasar almış görünüyor. Bir saldırı daha deneyelim. Toparlanamadın hemen. O kadar çok konvoy sorunu var ki şu anda. Güzel. Britanya bizi yenemiyor, görüyorsunuz işte. Bütün gücüyle geldi. Tam bütün gücü sayılamaz. Başkent bölgesine çıkmak istese ona göre savaş politikası sergilerdik. Şu an ona göre oynuyoruz. 21-30. Şuraya bir gelsene. Hop. Ya benim yanlış yere gidiyor ya. Şuraya. Bunun iki katı kadar gemimiz olursa bayağı Britanya'ya kök söktürebiliriz. Evet. Yenildi. Yani daha doğrusu Beyaz Barış'ı kabul etti. Adam da 448. Abi ne diyorsun ya? 448 tane gemi var. Tabii biz böyle dandun gidiyoruz ama biraz problem çıkma ihtimali var. Ekonomimizde. Güzel. Şimdi bu Britanya ne diyor? İttifak kabul etmiyor mu? Hayır, senin ben suratına diyorum. Alçak herif. Vergiyi bir tık arttırsak. Bu sefer de tam toparlayamadık ya. Ondan dolayı dedim. Uçuyor çünkü borçlar. Bir süre için vergi almak gerekecek. Şu anda da radikallik fena değil. Çok yüksek seviyelerde değil. Başka. Kaç tane sizden gelsin. Ve gemi. Yağdır. Yağdır abi gemileri, yağdır. Hiç bakmıyorum. Herhalde sorun olmaz. Kaç tane bastık? 115. Güzel. Bunlar eğitilsin bir ara. Evet. Bizim gibi ülkelerin donanmaya ihtiyacı var. 200 mü? 200 tane gemi basmışız. Güzel. Bu donanmayla Britanya'ya karşı daha rahat mücadele edebiliriz. Sonuçta bütün donanmasını buraya getirecek hali yok Britanya'nın. O zaman işte kafa tutarız. Tabii bunu dedik ama öncesinde bir sürü inşaat var yapılacak. Bir ara tamamlanacak artık. Ya da öncelik verebilirsin.
Şunlara öncelik verebilirsin. Şimdiden eğitilmeye başlasın diye. Hızlı bitiyor zaten bunların inşaatı. Vakit kaybetmeye gerek yok. Hepsini göndermedim. Bir kısmı en azından başlasın. Ama toparladık. Bir süre sonra toparlandı. Problem ortadan kalktı. Güzel. Uğur Bey, kanun getirmeyecek misiniz? Vallahi toplumdan talep bekliyorum. Şimdi bir yerden sonra sen kanun getirdikçe o fırsatı tepmiş oluyoruz. Toplumu zorlamak lazım biraz da. Nasıl zorlarsın? Var mı biri? Aha. Şimdi bakalım. İşimize yarayacak kim vardır? Radikal. Radikal ne getirebilir bize? Dur. Şimdi sıradan bir bakalım. Şuradan bakalım. Kapalı sınırları falan geç. Gizli polis, ifade özgürlüğü, güvencesi. Susan Anthony. İfade özgürlüğü, güvencesi. İşime yarar biliyor musun? Tek sıkıntı, bundan sonra şey yapamaz. Gönderemezsin insanları ülkeden. Bu kanunu getirdikten sonra. Yapacak bir şey yok. Hareket başladı mı? Güzel. Kaç kişi destek yapacak? 1.60. Güzel. Prestiji de yüksek olduğu için kalabalık bir grubu çekebiliyor. Evet, borçlar uçmasın dedim durduk yere. Bir de savaştaydık ya. İnşaat sektörünü büyütme şansı verecek bize bu olaylar. Ark kaynağı falan geçmem. Onun da süresi çok. 14 yılı var. Yükseltebiliriz çelik iskeletleri. 75 milyon nüfus. Buraya yurt yap. 5 yıl. Güzel. 56 kötü şöhret var. Seni alabilir miyiz? Pardon. Kim geliyor? Fransa karışabilir bu meseleye. Güzel. Evet, bir de bunu açmam gerekiyor tabii. Yani tek başına sentetik tesisi gelmiyor. Üretim tekniği olarak bu arkadaşı almamız gerekiyor. Şimdi ben Fransa'ya desem ki gel seninle ittifak kuralım. Yoksa savaşacağız lüzumsuz yere. Buradaki hareketlerimi engellemeye çalışıyor. Britanya -55'te. Ya yine savunma paktınız falan var mı bu adamlarla? Yok. Ya karışma o zaman kardeşim. Senin ne alakası var? 2-3 yılda bir seninle mi savaşacağız? Ne kadardı buranın nüfusu? Çok da nüfus da yokmuş ya. Mesela 470 bin kişiyi ele geçireceğiz diye İngilizlerle neredeyse bir dünya savaşı yaptık. Gereği var mı? Bunu düşünmek lazım. Bize katılmak isteyen birileri var mı? Ha, bir de 51 demiş. Kanunu dayatalım bu arkadaşa. Evet. Demek ki böyle yürüyeceğiz. Başka çare yok. Brezilya'ya da gönder. Bunu bağlamaya çalışalım. Bunu da değiştirelim. Kukla alamıyorsunuz bu arada. Kukla alabilmemiz için egemen imparatorluğu kurmamız lazımdı. Her bir efendim ideoloji şey bu ülke bloğu tipinin kendince avantajları var. Öbüründe. Bunda mesela işte ne? Kanun dayatabiliyorum. Öyle bir avantajım var. Zorla rejim değişikliği gerçekleştirebiliyorum.
Öbürü kukla alabiliyor falan. Yani işte her birinin kendince. Bak şimdi daha güzel oldu. 50 bin fark çok problem değil. Böyle 150-200 bine varınca biraz sıkıntı. Daha dengeli götürmek lazım. Ben kauçuk plantasyonu falan hiç kurmadım. Bizde bolca yer varmış. Güzel. Nüfus da iyi. Oo, güzel güzel. Hatta alet atölyeleri için en iyi üretim metodu olan, sen ne zaman geliyorsun? 17 ay. Çok hızlı bir şekilde verimlilik kazanıyor. Sanayinizi en hızlı uçuran teknolojilerden biri. Hatta suni ipekten daha değerli aslında. Ben bakmayın buna gittim de. İpek yapmak için. Dışarıya bağımlıyız, onu çözelim diye. Yoksa en iyisi. Saldır sen. Fena değil, güzel. Normalde zaten oyunun geç tarihinde yüksek vergi seviyesiyle devam edebilmeniz lazım. Sistemi ona göre kuruyoruz. Şu anda uygun diyebiliriz hamlemiz için. Buyursunlar. Güzel. İnşaat sektörü üretim hacmi. Oradan da bir bonus. Bunları yükselt. Şimdi bir bu kaldı. Birleşimi engelleyen. Kimse de gelmiyor zaten. Tamam. Güzel. British Raj. Buyursunlar. Bir de şuraya mı bırakacağız? İkisi aynı yer mi bunların? Değil. Aa, bir dakika, bir de kim girmiş bak. Vay çakal vay. Yeni granada mı? Oğlum ben Costa Rica'ya daldım ama nasıl destekleyen oldu o? İlginç. Neyse ben seni de alayım gelmişken. Şurası ülkenin içinde duruyor Uğur Bey, gözümüz kanadı. Şimdi buradaki sıkıntı ürkek. Bunu yapmam lazım. Ya da yapmayayım. Al geç ya. Savaşırlarsa alırız, savaşmazlarsa yapacak bir şey yok. Geç. Peru Bolivya'da karşıya geçmiş. Yapma ya. Neyse. Aa, yani kötü şöyle çok fazla zaten. Bir şey yapamam şu an. Sen yeri alıyorsun. Aferin. Şu 70'i bölelim. Gönder gitsin. Buraları komple ele geçirsin. 310 bin gider var. 140 bin burası. Bak yine fark uçtu. Neyse. Ayarını bulacak umuyoruz ki. Britanya'ya yetişmeye çalışıyoruz. 700 puan, 1000 puan civarı bir prestij. 700'dü lan, ne ara prestij kastın. Sen dur, benim donanmam geliyor yakında. Yakında. Yakında görüşeceğiz. Daha bir sürü gemi var basılaca. Onlar da gelsin. Adamın 400 tane gemi vardı. Kaç oldu? 460. Ordusu da çok fazla haliyle. Evet. Bir teknoloji yayılımı aldık. Kanun sayesinde. Kültürel dışlama. Ver abi. Güzel. Yeter ki radikalliği düşürelim. Yapmam gereken bir şey var mı ekstra? Yok. Adamlar kararsız oldu. Birkaç devletçik yanına gelince tamam savaşalım. Brezilya'dan göç edenler var. -34. Saygıdeğer Brezilya. Aklınızı başınıza alınız. Derhal.
aramıza katılınız. 84'e çıktı burası. Evet, artık daha hızlı kazanacağız. Uyum seviyemiz enfes olacak. Liderin meşhurluğu 54.6'dan geliyor. 54.6 oradan geliyor. Liderin meşhurluğu puanı nereden geliyor? Ha. Hükümetimizin meşruluk seviyesi bunu yükseltiyormuş. Peki. Şu arkadaşı bir aramıza almaya çalışıyorum. Ver 15.000 de. Aklını başına alsın, yoksa böyle fethede fethede geleceğim bak. Hop. Sen ne yapıyorsun orada? İyiyim diyor, ne yapayım? Bu arada ilginç şeyler oluyor burada. Aha. Lan bizim ordumuz zayıf kalmış ya. Kayıplardan dolayı değil mi? Ha. Anladım. Yo. Aslında. Neyse, enteresan. Sayıları çok fazla, ondan olabilir. Düzelteceğiz. Sen burayı hallettin şimdi. Ne yapıyorsun? Halledemedin. Tamam. Daha savaşacağım diyor. Uğur Bey diyor. Çözünüz burayı hemen. Adam işgal altında bıraktı ya. Her yeri mahvetti. 20 birim. Seni buraya alsam desem 36 birim burada. Yok abi, mecbur burada savaşacak. Burada saçma bir şeyler olacak birazdan. Lucca bizi rakip ilan etmiş. Ben bunları rakip ilan ettim mi? Tamam. Nasıl kaybediyor görünüyorum lan. Ama 56 birim var diyor. Çok şükür. İçine ettik buranın. Dur bakayım, şu savaş planı verme mevzusu duruyor değil mi? Stratejik amaç. Bir şeyler yaptık, dur bakalım. Ama öyle değil de. Aslında yanlış oldu bu. Lan bu tarafa doğru gelsin diye yapacaktım, neyse. Bizde hala iyi sayılabilecek seviyede nüfus var. Evet, nüfus artış oranı da gayet iyi. Ne oldu? Her yer işgal altında. Bu niye 0.6'a gelmiyor? Çünkü başkent bölgesini işgal etmedik. Savaş lideri o. Geliyor birazdan. ...202 tane gemi var. Hızla yaklaşıyoruz arkadaşa. Birçok strateji oyunu yapılıyor son dönemde. Böyle üretime, ekonomiye dayalı şehir kurma tarzı oyunlar. Victoria 3'te de bu hava var zaten. Bunun yanında işte devletler de var, savaşlar da var. Gerçekçiliği de yaklaştırıyor. Farkı bu. Yoksa serinin geneline baktığınızda hep bir ekonomi değil mi? İşte Victoria çağının da zaten ruhu bu ya. Oyun bunu yansıtmaya çalışıyor. Buradaki detayları arttırırsa sıradanlaşmış strateji oyunlarından, o basit gibi görünen strateji oyunlarından çok daha büyük bir farkı olduğu net bir şekilde anlaşılacak aslında. Ki şu anda da aslında o farkı gösteriyor da oyuncu diyor ki ya bu kadarı yetersiz. Yetersiz diyor işte. O zaman yapacaksın. Geliştireceksin. 4 milyon bastım. Bizde ne vardı?
normalde. Seçilmiş mi var mı? Aslında seçilmiş çok avantajlı. Biliyor musun? Hayvan gibi bürokrasi puanı yiyecek abi bunu açarsam. Hiçbir faydası da yok. Bence seni almayalım. Kusura bakma ama atanan bürokratlarla olacak iş değil bu. Çünkü getirisi yok. Güzel. Bununla birleştir. Atanan bürokratlarla olacak iş değil abi. Başka bir kanun getirin. Var mı? Çağırabiliriz. Vakti geldi mi? Vakti geldiğinde çağıralım. Kaç yılı var? 3 yıl. Oho. Ekleyeceğiz. Zırhlı fırkateyn üretiminde problemimiz varmış. Bu arada vulkanizasyon geldi. Tersan bakalım, bir tersan üretip tekniğinde problem var mı? Seni açarsam kauçukta ham madde kıtlığı başlayacak. Kauçuk üretimi için Uğur Bey hemen hamlelere başlasın. Öncelik verelim. Kısa zamanda çalışanlarını getirir zaten. Bunları da hallet. Şimdi tesis yok. Zırhlı fırkateyn için çok fazla gemi üretiyoruz tabi doğal olarak. Buharlı gemiler. Sen burada üretiyordun değil mi? Ney? Askeri tersane. Yok ya. Sembolü bu işte. Kör oldum şu anda. Evet. An itibariyle. Askeri tersane bas. Tamam diyor. Yeter. 5 tane yaptım. Bitti zaten baksana adete. Bir yandan göç var. Bir yandan nüfus artış hızımız var. Amerika İmparatorluğu yükselmeye devam ediyor. Gökdelen keşfi olur. 500 bürokrasi puanı karşılığında. Vallahi bize bu yakışır. Yapalım. Ne kadar eksiye gidiyoruz biz peki? Hali hazırda. Şunları da ayarlayayım. Ben liman seviyesi dedim ama o herhalde bir şey oldu. Maksimum seviyesine artı 4 veren teknoloji geldi. Bunları ayarla. Aha. Tamam yap bakalım. Bizde tomruçluk kampları ne kadar vardı bakalım. Evet. Evet, elektrik testereler başlıyor. Mühendis eksi var. Elektrik sen yap. Eksik olan yerleri biz tamamlarız. Tamamdır. Bitti. Bu kadar. Evet. Ne kadar eksideyiz? Şu an tahmini 90 bin civarında eksiye gidiyor olmamız lazım. 90 bin civarı ama faizler de düşüyor görünüyor. Enteresan. Gayet enteresan. Şu an 80 bin. İkisi arasında fark var. Yani özelleştirme yapsa da 300 bin burada, 70 bin burada. Hatta faiz düşüyor diyor. Şimdi bu niye oluyor Uğur Bey? Bunun da sebebini yine anlattığım üzere borç stoğumuz artıyor bizim. Şimdi borç stoğum benim. Bak bu çok sevdiğim yerler buralar işte. Yani Victoria 3 az önce dedim ya. Aslında o farkları var ama oyuncu ya bunları fark edemiyor ya da yeterli bulmuyor. Ben daha çok fark edemediğini düşünüyorum bazı detayları. Bu tam bir aslında gerçekçi bir ekonomik sistemi bize anlatıyor. Tekrar anlatayım. Bu kısmı. Benim büyüme oranım borcumun büyüme oranından fazlaysa o zaman ben yine otomatik olarak faizlerde düşüş sağlamış oluyorum. %10 büyüdüm. Ülke %10 büyüyor. Yani %10 daha fazla borç alabiliyor diyelim. Buna karşın ya neyi seçeyim ben şimdi? Ver bunu.
%10 borç alıyorum. Şey, borç stoğum %10 büyüyorken borcum %5 artıyor mesela. Böyle olursa ne oluyor? %5'lik bir büyüme var aslında. Borç alabilme kabiliyetim artıyor. Bu da faizlerimi düşürüyor. Bakın, düşüşün sebebi o aslında. Böyle de bir güzelliği var. Ki şu an aradaki fark daha da düşük seviyede olduğu için tamamen çakılma pozisyonuna geçti faizler. Buradaki farkı arttırırsak o biraz daha başlar borç yapmaya. Hatta şöyle, sizden yine kuralım birkaç tane daha. Sonra inşaat sektörünü büyütelim. Katılmak isteyen var mı? Saygıdeğer Brezilya, aklını başına al. Ne kadar artıyor bunun kozu? Güzel. Amerika Birleşik Devletleri niye yıkılsın ya? 96 olacak kötü şöhret. Oh oh oh. Komünist Parti %30 ivme kazanıyor. Kabul edebiliriz. Aslında çoğu şeyi yaptık ya. Pek de gereği kalmadı aslında. Komünist karakterler ama olsun, yine de yapalım. Benim bizzat getirmek istediğim burada artık tek kanun çok kültürlülük. Onu da getirdikten sonra tüm dünyayı ülkeme bekliyorum. Burada şu an hani kademeli vergilendirme halkımın zenginliğine biraz daha katkı sağlar. Fakat şu an yeterince verimli görünmüyor. Ya yine alırsın aslında. Şuranın zenginliği artsın diye. Çünkü ne olacak? Alt tabaka zengin olursa bu sefer atıyorum bana diyecekler ki ya ben daha fazla dokuma, işte daha zengin dokuma kaynaklarından almak istiyorum diyecek halkım. Çünkü bu oyunda zenginlikle alakalı. Çalışan nüfusla ve zenginlikle alakalı. Ne alacaklarına karar verirken. Vatandaşlar. Bir yandan düşünüp bir yandan şunlara karar vermek gerçekten zorlayıcı oluyor. İnanın zorlayıcı oluyor. Kusura bakmayın, böyle teklemelerimizin sebebi hep bunlar. Use puan. Kaldır gitsin. Şimdi ne diyorduk? Ha, yani halkım zenginleştiği zaman zaten benden taleplerde bulunacak ve ben daha verimli işte dokuma tesislerine, mobilya tesislerine sahip olmaya başlayacağım. O zaman onların üretimini yaparak bir şekilde gene ekonomi döndürürüm. Yani aslında ben şu an rahatlıkla geçiş yapabilirim. Biraz canımız yanacak tabii, borç var ama halkım hızla zenginleşecek ya, o günün sonunda beni çok, çok memnun eder. Çok memnun eder. Deneyelim. Deneyelim bakalım. Küçük burjuvazi bir radikallik, bir kavga gürültü çıkarmazsa tabii. Onları memnun edecek belki yalandan bir kanun getirebilirdik. Dinamit demiş. Allah, şu an ülke artık uçuş pozisyonuna geçti. O yüzden rahatlıkla seçebiliriz. %87. Tamam, önemli değil. Gittiği yere kadar. Evet. Ne oldu? Şu an üretimlere başlamadı ama. Başladığında göreceğiz asıl tabloyu. İlk başta zarar edecek. Bir çöküş olacak. Sonra göreceğiz asıl tabloyu. Petrol yok. Kalsın. Ver bakalım patlayıcıları. Dinamit. Tam bir üretim. Tam bir üretim. Talep oluşturmak gerekiyor daha karlı olmaları için. Mesela demir madenleri bayağı sıkıntılı izliyorlar. Düşün bak, 37 seviye sadece 2.69. Kâra bak. Berbat. 14.9. İnsanlar daha kalifiye işlerde çalışmaya başladığı için hızlı bir şekilde hemen bakın zenginleştiler. Daha durun. Bir de bu kanunu getirirsem İyice zenginlikler artmaya başlayacak. Sonra Uğur Bey daha nasıl zenginleşme olacak? O da şöyle olacak. Zaman içinde.
çok fazla iş yeri kurduktan sonra iş yerleri arası rekabetler başlayınca sürekli fiyat arttırmalar başlayacak. Karlı işletmeler arasında bu da hayat standartlarını adım adım yükseltecek vatandaşlarınızın. Bu arada biz niye hala yükseliş göremedik? Yani buradaki maliyet azalacak. Kaç tane? 50 tane kurmuşum abi, hadi. Bir de İngiltere mi yatırım yapıyor bize? Lan İngiltere. Yürü git. Şunu iptal edeceğim ya. Ağzına tüküreyim. Yapmaz olaydık. İşte bizi sömürüyorlar. Alçak herifler. Kahredici oyun. %74. Hiç problem değil. Şimdi bir dakika abi, bir karar verelim bakalım. Ben bir sürü yer yaptım ama bunlar herhalde yetmiyor. Üretim tekniği falan. O zaman yeniden yapacağız. Kauçuk. Nüfus da sıkıntıya girmiş bazı yerlerde. Güzel, aferin. Bunlar güzel şeyler. Sonra ne yapıyorsun? İş arayanlara bakıyorsun. Köylüler bitince iş arayanlara bakıyorsun. İş arayan nüfusa göre efendim sanayi yatırımını yapıyorsun. Şimdi kademeli vergilendirmeyi de bir an önce geçirelim. Bölümün de sonu onunla gelsin. Biraz uzatalım ama uzatsak. Ben bölümü burada bitireyim. Bir bölüm daha yapayım. Sonrasında artık devam eder mi etmez miye bakarız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Önümüzdeki bölüm halkımızın zenginliği daha da yüksek seviyelere çıkacak. Ülkemizi zenginleştirdik. Artık halkımız için daha da yükseliş dönemleri başlayacak.